Hocam müzik konusu biraz geçti. Müzik müziğin haram olmamasından bahsettiniz ama biraz daha genelleştirecek olursak İslam'ın sanatla bir sorunu var mı? Ya İslam'ın sanatla ilgili hiçbir sorun yok. Çünkü İslam bir şeyle so sorun olması için Kur'an'da onun örneğini bulmamız lazım. Kur'an'da ne müzik haram, ne resim haram, e, ne heykel haram hiçbiri haram değil. E, bunları haram için kullanırsanız haram o haram için konuşmak da zaten o zaman haram. Yani birisi gelip de mesela dine sövüyorsa... E, o zaten haram. Ha, yani, müzik yaparak da sövsen haram. Normal konuşmayla da haram. Yani o müziğin haramlığıyla alakalı bir şey değil. Heykeli tapmak için yaparsan ya e, tabii ki haramdır. Ona bakarsan insanlar güneşe de, de taptılar. Kur'an'da görüyoruz işte güneşe tapanların e, olduğunu. Tarihte bazı hayvanlara da tapıldığını görüyoruz. Mesela Kur'an'da da var işte ineği mesela buzağıyı e, tanrı gibi muamele ediyor, ediniyorlar. Şimdi fakat biz bugün ineğin sütünü içmeyelim ama inekten kaçınalım diyor muyuz? Veyahut aman güneşe çıkmayalım. Güneşe tapanlar olmuş diyor muyuz? Biz güneşe tapar gibi, tapan gibi oluruz diyor muyuz? Güneş için şiir yazan kimse işte bu güneşe tapar mı diyoruz? Hayır. Yani aynı şekilde e, bir insanın heykel yapmasıyla da resim yapmasıyla da putperest olmaz, dinsiz olmaz, hiçbir şey olmaz. Ama sen heykeli put için kullanırsan resmi mesela e, ne bileyim olumsuz bir şeyler mesajlar vermek için kötü ne bileyim özellikle terörü mesela yaymak için terörü över tarzda bir mesaj vermek için insanlarla alay etmek için resmi kullanırsa tabii ki olmaz. Hocam bir de şu boyutundan değerlendirsek yani sanatı bir araç olarak bu anlamda görürsek İslam'ın güzelliklerini değerlerini insanlara ulaştırmada bu aracın önem ve olmazsa olmaz değerinden biraz bahsetsek. Şimdi şu vardır. Gördüğüm şey güzel insanı çeker. Ee, güzel olan her şey doğru değildir. Yani mesela diyelim bir nazi propagandasında da sanat vardı. Çok gü güzel şeyler kullanıyordu. Belki güzel müzik yapıyorlardı, coşkulu güzel bir sunum yapıyorlardı ama sundukları şey doğru değil. Yani güzelle yan yana ama dikkat edin birçok kimse sanattaki o güzellikten dolayı ona çekilip nazi propagandasına da kandılar. Onu da yakalamamız lazım. Yani dünyadaki her propagandadaki her şeyde sanatı kullanmak işe yarar. Marksizmde de bu yaradı. Eğer ki iyi, doğru, güzel bir şey anlatacaksanız da yarar. Şimdi olumsuza da yaradığı gibi. Yani güzellik bir şeyin doğruluğunu göstermez ama yanlış bir şeyin bile yapılmasını destekleyebilir. Çünkü güzel bir şeye çeken bir insan da çekildiği zaman onun doğru yanlış olduğunu ayırt edemiyor. Şimdi dini bir mesaj verildiğinde de güzel çekecektir. Biz bunda da yararlandık. Ama üstelik burada sunduğumuz şey bir de yanlış bir şey değil, iyi bir şey. İyi ile güzeli yan yana koyarsak bu iyiyi insanların kabulünü ancak kolaylaştırır. Yani dini insanların kabulünü e, kolaylaştırır. Dini dünyada insanlara sunarken o yüzden mutlaka sanattan faydalanmak lazım. Hele günümüzde işte demin dedik internet, televizyon. İnsanların hayatı bunların başında geçiyor. Saatlerce ya televizyon ya internet başında insanlar. Buralardaki videoları seyrediyorlar diğerleri. Videoların hepsinin aşağı yukarı fonunda müzik var. Dizilerin hepsinin fonunda bir yerde müzik var. O dizi, belgesel, e, ee, sitcomlar, şunlar bunların çekimi, sinema filmleri hepsi aslında bir sanatsal bir ürün. Yani böyle bakıldığında Müslümanların İslam'ı anlatmak, millete İslam'ı sevdirmek gibi bir endişemiz varsa sanattan uzak durmamız şeklinde bir şey düşünülemez. Bir durmamız için sebep yok çünkü Kur'an'da aran değil. İkincisi biz İslam'ı anlatmak gibi bir endişemiz varsa buna mecburuz. Mecburuz. Bunu